besinleri, proteinler, karbonhidratlar ve yağlar diye üçe ayırıyoruz. Biz yağlardan kurtulmak istiyorsak yağ yemememiz lazım. Birincisi bu. Eğer madem ki biz yağlardan kurtulmak istiyoruz, yağ yemememiz lazım. Türkiye'de yapılan en büyük hatalardan bir tanesini söyleyeyim. Hocam ben salata yiyorum, yine de kilo alıyorum. Salatanın tamamını toplasanız, bir kocaman şey, 100 kalori yapmaz ama zeytinyağı kullanımı var. 100 sisi zeytinyağı eğer salataya döker, 100 sisi bir çay bardağına tekabül eder, 900 kaloridir. Salata 50 kalori, 100 kalori döktüğümüz ya 900 kalori, zayıflama şansımız yine sıfır. Bir yemek kaşığı 140 kaloridir. İlle siz zeytinyağı koyacaksınız, ille de koyacağım diyorsanız göz kararı koymayacaksınız. O gözlere de çok güvenmeyin. Bir yemek kaşığı koyacaksınız. İstiyorsanız iki de koyabilirsiniz. Ama ne koyduğunuzu bilmeniz lazım. Eğer bunu bilmezseniz göz kararı yaparsanız göz kararı bir şekilde şişersiniz. Demek ki yağ yememiz gerekiyor. Birincisi. Tereyağı için de aynı bu. Fındık yağı için de. Televizyonda duyursunuz. İşte fındık yiyin, işte şöyle olur. Ceviz yiyin, işte beyniniz gelişir. Beyniniz gelişir mi, gelişmez onu bilmem ama kilo alacağınız kesindir. Çünkü aynı kaloriler onlarda da mevcut. Protein konusu. Proteinden kastedilen, bizim kastettiğimiz ettir. Et deyince tavuk, balık, kırmızı eti kastediyoruz. Süt, yoğurttur proteinden kastettiğimiz. Peynir de vardır ama önceki derslerimizde izah ettik. Peynir yüksek kalorili olduğundan yenmemesini öneriyoruz. Bir de yumurtadır. Bunların kalorilerini önceki derslerde bahsettim. Yani sizin karnınız acıkınca öncelikle yemeniz gereken bunlardır. Et yiyeceksiniz, süt içeceksiniz, yoğurt yiyeceksiniz, yumurta yiyeceksiniz. Limit yok. Bir de karbonhidrat konusu var. Karbonhidratları da anlaşılması kolay olsun diye, aslında gerçekte böyle bir şey yok. İyi ve kötü diye ayırt ediliyor anlaşılması açısından. İyiden kastediğimiz şu, yani bu iyilerin kalorisi daha düşük, kilo alımına sebebiyet vermiyor. İyi karbonhidratların birinci sırasında sebzeler var. Sebzeler ortalama 30 kaloridir. 100 gramı. Bakın 30 kalori. Şuradaki peyniri unutmayın. 100 gramının 300 kalori olduğunu en az. Meyveler de 100 gramı ortalama rakam 50 kaloridir. 60 olanı var, 30 olanı var. Ama bunların pratik olması için, yani biz kalori hesabı yapmayalım. Yapmayalım ama nasıl aklımızda tutalım? Sebze yersem 30 kalori, meyve yersem 50 kalori. 100 gram. Mesela bir elma yediğimiz zaman şöyle elimiz kadar büyüklükte yaklaşık 250-300 gramdır. 150 kaloridir. Ben kaç tane kiraz yiyeyim derseniz işte ona göre 15 taneye tekabül eder kabaca. İşte mürdüm eriği kaç tane yiyeyim? İşte bir elmaya göre bakarsanız 3 tane 2 taneye tekabül eder. Ama ne yediğimizi bileceğiz. Sebze konusunda da aklınıza gelen bütün sebzeleri kalori ortalamaları budur. Haşlandıkça daha da düşer. Demek ki iyi karbonhidrattan kastettiğimiz bunlar. Sebzeler ve meyveler. Sebze yemek haline getirilirse, şey değil de yemek haline getirilirse ortalama olarak 100 kalori olacağını düşün. Çünkü onun içine işte yağ konuyor, başka çeşitler konuyor. 100 kaloriyi bulabiliyor. Ama çiğ yediğinizdeki durum bu. Kötü ne? Kötü karbonhidrat. Şimdi aslında kötüden kastedilen yüksek kalorili şeylerdir. Bütün tatlılar kötü. Niye kötü? Aslında çok güzel. Bizi mutlu ediyor ama kalorisi yüksek. 300-400 kalori. Ekmek yiyelim mi? Yersiniz ama 100 gramı 270 kalori. Aslında her şeyi yersiniz ama şişersiniz. Şişmek istemiyorsanız bu kötü karbonhidrat dediğimiz ekmek, hamur işi, pilav, makarna, tatlılar, meşrubatlar, çikolatalar, çikolatanın 100 gramı 600 kalori. Fındık, fıstık, işte biz efendim protein varmış fındığın içinde, fıstığın içinde şu varmış, ceviz de beynimizi geliştiriyormuş.
olabilir ama benim protein kaynağım fındık fıstık değil. Buralardan karşılayabilir. Hatta peyniri bile tercih etmem yüksek kalori olduğu için. Fındık sadece bir yağdır. Böyle bak, yüksek kalorili bir gıdadır. Hani ben bir avuç fındık yersem 100 gram 600 kalori alacağım. Nasıl zayıflayacağım? Bu mümkün değil. Demek ki kötüden kastettiğimiz şey yüksek kalorili gıdalar. Özetlersek yağın 100 gramının 900 kalori, sebzelerin 30 kalori, meyvelerin 50 kalori olduğunu bileceğiz. Etlerin 100-150, süt, yoğurt, yumurtanın da 70 kalori olduğunu. Neden biz bunları öncelikle tercih edelim? Kalorileri düşün.